özlemişim diyerek eline Kanal D mikrofonunu alıyor Tony Blair. Ve İngiltere Başbakanı söyleşi boyunca da mikrofonu elinden bırakmıyor. Ama bir siyasetçinin mikrofon düşkünlüğü değil onunki. O eline her mikrofon aldığında eski günlere dönüyor. Yıl 1972. Tony Blair, Oxford Üniversitesi'nde hukuk öğrencisi. Elinde gitarı rock söylüyor. Grubunun adı da Ugly Rumpus, yani çirkin delikanlılar. O yıllarda Tony Blair'in hayallerini rock yıldızı olmak süslüyor. Dünyayı kasıp kavuran ünlü rock grubu Rolling Stones ve Mick Jagger hayranı. O ünlü bir rock yıldızı olamadı ama şimdi dünya siyasetine yön veren birisi. Ve dünyanın en güçlü siyasetçilerinden Tony Blair, bütün dünyanın 10 numara olarak bildiği ofisini Türk televizyonlarında ilk kez Kanal D'ye açtı. İçten ve samimi üslubu ve tabii nezaketi. Sayın Cumhurbaşkanı. Ve o çok özel söyleşi başlıyor. İlk soru, İşçi Partisi'nin yerel seçim manifestosunu neden Türk mahallesinde açıkladı? Yerel seçim kampanyasına neden Türklerin yoğun yaşadığı Heringi'den başladı? Blair'in cevabı ne? İngiltere'de yaşayan Türk toplumunun çok iyi entegre olabildiğinin farkındayım. Maalesef Londra'da yaşanan terör olaylarından sonra Müslümanlara bakış değişti. Oysa Türkler son derece ılımlı. Başbakan bu nedenle kampanyayı başlattığı Türk mahallesine de gitti. 10 numaraya iade-i ziyarete gelen Ermeni kökenli Kayserili Öcekçi ailesini evinde ziyaret etti. İstanbul'da evlenip 1982 yılında Londra'ya giden aile Blair'i evin baş köşesinde ağırladı. Üstelik Noella Öcekçi 3 çeşit yemek hazırlamıştı Başbakan Blair'e. Ispanak, patlıcan ve tavuklu pilav. Blair patlıcanın ağır geleceğini söyleyerek tavuklu pilavı tercih etti. Hem de tepside. Yerel seçimlerde Türkleri kampanyasının çıkış adresi belirleyen İngiltere Başbakanı, Türklerin İngiltere parlamentosuna girmesini de istiyor. Adayı bile hazır, hatta yanı başında. Bence İngiltere'de yaşayan Türklerin bir milletvekiline ihtiyacı var. Avam kamerasında bir Türk milletvekili görmek istedim. Ben ve partim bunu destekler. Belediye encümenin Nurgül Canver, milletvekili seçimler için adaylığını koymalı. Onu desteklerim. Blair, tıpkı İngiliz parlamentosunda olduğu gibi Avrupa Birliği'nde de Türkiye görmek istiyor. Destek sözünü tekrarlıyor. Türkiye'nin AB'ye girmesi ve entegre olması çok önemli. Reformları arttırdığınız müddetçe daha çabuk gelişme kaydedeceksiniz. Bu gelişme de üyelik sürecini kısaltır. Peki Avrupa Birliği kulislerinde Türkiye'yi destekleyen Tony Blair tatil için neden Türkiye'yi seçmiyor? Soruyu güderek cevaplıyor. Doğru söylüyorsunuz. İstanbul'a kısa bir süre için geldim ve çok beğendim. Vakit olup Türkiye'yi gezemedim. Türkiye'ye tatile giden arkadaşlarım var. Anlata anlata bitiremiyorlar. Türkiye tatil için çok ideal bir ülke. Bir kere güneşli. Fransa ve İtalya'dan sonra şimdi tatil için sırada Türkiye var. Konu yine Türk yemeklerine geliyor. İngiltere Başbakanı Türk yemeklerine bayıldığını itiraf ediyor. Belki de siyasetten yemek ismi vermeyip hepsi çok güzel diyor. Ama onun tavuklu pilavı tercih ettiğini artık biliyoruz. Peki Blair politikadan arta kalan zamanında ne yapıyor? Sorunun yanıtı Hugh Grant'in İngiltere Başbakanı'nı canlandırdığı Aşk Her Yerde filminde gizli olabilir. Tony Blair 10 numarada tek başına kaldığında böyle yapıyor mu bilinmez ama bize söylediği, soluğu çocuklarının yanında aldığı, egzersiz yaptığı ama asıl kendisini siyaset kadar bilgili olduğu müziği adadığı, yani gitar çaldığı.